Bu arada bugün az önce kalbimden ne geçmişti biliyor musunuz? Melih'e bağlanmak gerekir diye düşündüm. Değil mi? Bağlandı Melih. Bugün Melih Altınok olmadığı için gündem özel programına... Tahir'le sebep sonuca bağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen sebep sonuç için Madrid'den sözü selamlar. Madrid'e bırakacağım. Manuel ve Melih Altınok orada bizleri bekliyor. Banu, iyi akşamlar diyelim biz Türkiye'den. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetler arası zirve toplantıları için Madrid'e geldi. Sen de az önce ifade ettin. İspanya Kralı 6. Felipe ile bir araya geldi. Yarın çok önemli toplantılar var. Bir iş forumu var erken saatlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pedro Sanchez ile birlikte açılış konuşmalarını yapacak. Ardından da değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pedro Sanchez'in artı heyetlerin bir araya geldiği toplantıları takip edeceğiz. Çok sayıda anlaşma da imzalanacak. Hakikaten önemli, çok önem atfedilen toplantılar gerçekleşiyor burada. Öyle değil mi Melih? Birinci gündem Gazze tabii ki. Çünkü İspanya çok iyi destek veriyor. Bu arada ben kameramanlık yapıyorum, şöyle tutayım. Yani en sıkı destek veren ülkelerden birisi İspanya. Dolayısıyla o açıdan çok anlamlı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Başkan Sanchez biraz güç kaybetti ama ne olursa olsun 3 yıl daha iktidarda. Ben daha cesur hamleler yapacağını düşünüyorum Erdoğan'la görüştükten sonra. İkincisi, dediğin gibi ekonomi çok önemli. 9.3 milyara yakın dolarlık bir şeyi var. Türkiye'nin ihracatı var. Geçen sene rekor kırmışız 2023'te. Yani en çok ihracat yaptığımız 8. ülke İspanya. Onunla ilgili çok önemli bir çıkartma yapıldı aslında. Bu yönde önemli. Bir uçak dolusu iş adamı var bir defa. 7 bakan katılıyor. Dolayısıyla o ticari boyutu çok önemseniyor bu gezinin. Bu konular üzerinde yoğunlaşacaklar diye düşünüyorum ama Gazze noktasında bence sağlam mesajlar çıkacak Banu yarın büyük ihtimalle. Bu arada diplomatik kaynaklar İspanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri mükemmel ya da muhteşem olarak tanımlıyorlar ve bunun daha da ileriye taşınması gündemde. Neler yapılabilir? Nasıl anlaşmalar gelecek? Tam olarak öyle hakikaten de. Yani burada işte solcu bir başbakan var ama Türkiye'de biliyorsun buradaki sol Türkiye'de başka bir yere denk geliyor. Doğru tutuyorum değil mi bu arada? Yani o uyuşma müthiş bir şekilde var. Dünyaya yaklaşım, Erdoğan'ın dünyaya yaklaşımı Sanchez'de de var. Ahalide de var ilginç bir şekilde. Yani İspanyollar da yakın hissediyorlar. Belki o tarihsel bağlar çok önemli eskiden olan. Bir de o dünyanın, yani bizim bulunduğumuz coğrafyanın temsilcisi olarak Türkiye'yi görüyor herkes. Çok net bir şekilde ciddiye alınan aktör de o. Yani bu 3 yıllık dönemi Sanchez'in, bir de hani şey diyor işte dediğim gibi, çok da siyaseten beklentileri yok gibi. Biraz tarihe de geçmek istiyor. O anlamda çok sıkı ilişkiler yürütülecek diye düşünüyorum. Öyle bir beklenti tabii, var. Filistin'in devlet olarak tanıması İspanya'nın çok önemliydi birkaç diğer batılı devletle birlikte. Şimdi o tanıma sürecinin yankıları devam edecek. Bu batılı devletleri takiben yeni devletlerden de benzer adımlar ya da yumuşama sinyallerinin geldiğini takip edebiliriz diye umuyoruz, en azından umudumuz o yönde. Ne beklemeliyiz? Yani batıdan birkaç ülkenin, İspanya'nın başını çektiği birkaç ülkenin bu adımı atmış olması çok kıymetli ve devamı da gelecektir diye umuyorum. Kesinlikle ben. O tanıma boyutunda da hani Filistin'in meşruiyetini sağlaması açısından da çok katkı sağlayacak ama hani bu Filistin sorununun çözümüne ne kadar katkı sağlıyor? Orası tartışmalı bir konu. Ancak bugün Gazze'de yaşanan bu soykırımı mutlaka bir bedeli ödenecek Banu. Yani bunun için şu an kayıt tutulan günler aslında. Dolayısıyla Avrupa devletlerinden gelen düşülen şerhler, tarihe düşülen şerhler bence bu işe yarıyor. Yani bugünden yarına bir şeyden bahsetmiyorum ben ama bu 40 bin sivilin tabii ki hesabı mutlaka verilecek. O süreçlerin inşasının başladığını düşünüyorum. Çünkü seyircilerimiz de onu diyordur. Yani tanınma süreci bu katliamı durduracak bir şey değil ama yine de böyle çok umutsuz falan olmamak gerekiyor. Yarın buradan çıkacak ses dünyada bence yankılanır da, duyulur da. Yalnızca işte Müslüman bir ülkenin yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama değil. İspanya gibi Avrupa medyasında önemli bir yer taşıyorlar. O çok meşruiyetleri de var. Bu önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'nın ardından İtalya'ya geçecek. Neden? G7 Liderler Zirvesi var. Onur çok konu. Önemli. Onur konuğuyuz. Meloni bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etti. Orada da Türkiye'nin bulunuyor olması son derece önemli şüphesiz. Biraz da şöyle arkayı gösterelim. Madrid o kadar güzel ki. Banu soruyu sorarken bakıyorum. Hava çok güzel. Saat 9.30 burada ve 10.30 gibi falan kararıyor. Bulutları görüyorsunuz. Önümüzde çok önemli bir Almodóvar katedrali var. Arkamızda sarayın önündeyiz. Hatta gösterebiliriz. Evet, biraz gösterelim mi? Bakalım nasıl göstereceğiz. Onu bilemiyorum tabii. Evet, şuna basarız.
Ona basarsak kamerayı kapatacağız. Kapattık kamerayı. Şimdi geldim. Evet, yani biz yaşı 40'ın üzerinde olan teknoloji cahilleri olarak ancak bu kadarını becerebildik. Muhabirlerden beklentim daha mütevazı olacak kesinlikle. Onu söylüyorum. Zor işaretle. Biz ama dönerek bu yayını gerçekleştirebiliriz. Onu becerdik ama. Şöyle böyle onu bir tarafa gidebiliriz. Bunun provasını yaptık, evet. Güzel manzarada. O görüntüler... Evet, G7 zirvesinde, yetiyor tabii G7 zirvesinde Cumhurbaşkanı yeterince. Erdoğan'ın bulunuyor olması, davetli olarak, onur konuğu olarak mevcut olması son derece önemli. O zirveden çıkacak mesajlarda önemli olacak hem Filistin için, Gazze için hem de Ukrayna-Rusya savaşı için galiba. Erdoğan'ın orada onur konuğu olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranın atmosferini mutlaka etkileyecek. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki bu, şimdi Türkiye bir takım birliktelikler konusunda da adımlar atıyor. Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde BRICS konusunda çok pozitif açıklamalar yaptı. Türkiye'nin üyesi olduğu G20 ve benzeri platformların hepsinde temel gündem bu bir defa. Ama Meloni özelinde de bir şeyler söylemek lazım. Meloni güçlendi bu seçimlerde, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Gaffar'la benzer şeyler düşünüyoruz bu konuda. Burada bir yükselen faşizm olduğu söyleniyor. Bunlar, Gaffar Amerika'nın karşısında kim pozisyon alsa ona... Aşırı sağcı diyorlar. Böyle bir dünyadan geçiyoruz. Le Pen mesela. Kadın diyor ki çok açık ve net bir şekilde siz bu NATO'yu, bütün dünyayı kendi çıkarlarınız için örgütlemişsiniz. Ben Putin'in yanında duruyorum. Ben Trump'ın yanında duruyorum diyor. Ve Amerikan karşıtlığı yapıyor. Şimdi o kadın aşırı sağcı, faşist oluyor. Yani Amerika'nın suçlarının karşısında Le Pen'in falan söylediklerinin hükmü bile olmaz. Bir de Le Pen iktidara gelse bile öyle bir durum da söz konusu değil. Birkaç sandalye arttırdılar. Macron'dan daha fazla ne yapacak ya? Bu adam kadınların, göstericilerin elini kopartıyor, polisine saldırtıyor. Oradaki insanlar, Müslümanlar çok kötü dönemler geçiriyorlar. Açık faşizm var. Dolayısıyla bunun da bir korkutmacı olduğunu düşünüyorum. İspanya'da da falan yükselen bir faşizmin izine rastlamak mümkün değil herhalde öyle bir hale. Dolayısıyla bunlar da Meloni konuşma, Erdoğan'ın Meloni ile görüşmesinde bence yeni dönemde Meloni'nin aldığı o enerjiyle de Türkiye ile daha yakın ilişkiler geçiriyor. Gaffar Yakıncan'ın da gülümsediğini görüyorum bir yandan. Evet, aynı fikirdeyiz mi? Yazını okudum bugün. Ellerine keşke sağlık. Keşke ben de duyabilsem net bir şekilde. Şunu vereyim sana o zaman. Daha net tutursam. Evet. Yazını tamam. Okudum. Ellerine okay. Sağlık. Aynı tekrar perspektiften tekrar bakıyor olmamız. Tekrar Gaffar Bey. Çok güzel. Ya duymadan konuşmak o kadar zor ki seyircilerimiz de diyordur ki bu adam nasıl böyle şey yapıyor? Bir türlü akredite olamadı sürece diye ama duymadan konuşmak çok zor. Sevgili Mehdi, İspanya'da yükselen faşizm olmadığını görmek içimizi rahatlattı. Çok öyle bir korkutuyorlar ki aşırı sağ, aşırı sağ. Aman sizi iyice buradaki, ham yapacak diye. Aynen, buradaki görevlilerle konuşuyoruz. Hani buradaki daha önceden bulunan. O Filistin sürecine desteği hakikaten onlar da takdire şayan buluyorlar. Yani buradaki insanlar çırpındı insanlar diyorlar. Sokaktaki sıradan insanlar da sadece siyasetçiler değil. Bu bence çok samimi bir destek. Çok da moralimizi düzeltiyor. Banu'ya vereyim kulaklığı, devam edin. Bir de İspanya'yla ilgili fırsatınız, vaktiniz oldu mu bilmiyorum ama çarşı pazar gezme imkanınız oldu mu? Bu fiyatlar falan, daha, insanlar ne diyor, daha, onları merak ediyorum. Daha henüz olamadı Gaffar Bey. Yeni geldik. Daha ayağımızın tozuyla sokaklara yeni indik. Bundan sonraki dakikalarda bazı şeyleri inceleyebilme imkanımız olacak tabii. Merakla çarşı pazar fiyatlarını soruyor. Çarşı pazardaki durumu. Restoranlara bakacağız. Hani hep konuşuluyor Türkiye'deki restoranlardan daha ucuz. Şimdi bu euro farkını falan hesapladığınızda bile... Ortaya daha iyi bir tablo çıkıyor. Yani biraz fiyatları soruyorum. İşte yemek fiyatları. 30 euro mesela iki kişinin rahatça yemek yiyebildiğini söylüyor insanlar. Bunun içerisine her şey dahil. Akşam yemeği falan. Türkiye'de bu hesapları yapsak Gaffar, 30 lirada da 30 euroya çarpsak o Bodrum'da, şurada, burada ekmek arası bir şeyler yeriz herhalde. Lahmacun onun hiçbir mantığı yok. Enflasyonla maliyetlerle lahmacun var. Hiçbir mantığı yok. Biraz da bunları gözlemleyeceğiz. Yine aktarırız size tabii ki. Evet. O lahmacunların içerisinde ne olduğu da belli değil. Son olaylardan da takip etmiş olduk. Hakikaten korkunç şeyler de çıkabilir lahmacun kıymasının içinden. Biz size şimdilik veda edelim, olur mu? Peki. Bundan sonraki süreçte özellikle yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı çok daha yoğun olacak. Az önce de ifade etmiştik. Kral 2. Felipe ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii alalım sorunuzu. Ceyhun Bozkurt. Ya şöyle. Ceyhun Bozkurt'un sorusu var Melih. Siz daha yani şey konuşuldu mu onu merak ediyorum. Yani İspanya işte G7'ye İtalya tarafından davet ediliyoruz. Şimdi bakıldığı zaman hani Akdeniz jeopolitiğinde çok güçlü ülkeler bunlar. İspanya'sı, İtalya'sı, en doğusunda Türkiye. Şimdi
Bu konuda da bir şey oldu mu? Mesela analiz oldu mu? Değerlendirme oldu mu? Sohbetlerinizde bunlar konuşuldu mu? Çünkü Akdeniz önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanlarının başında geliyor. Bir ortaklık, ortak hareket noktasında bir iletişim var mı? Şimdi gazeteciler arasında Akdeniz jeopolitiği de konuşuldu mu diyor Ceyhun Bozkurt. Çünkü İspanya, İtalya bunlar Akdeniz'in önemli ülkeleri. Türkiye de hakeza öyle. Bundan sonraki süreçte bu devletler arasında ya da Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında farklı gelişmeler takip edebilir miyiz? Bunun konuşulup konuşulmadığını soruyor Ceyhun Bozkurt. Ama ben senin fikrini alayım. Ne beklemeliyiz? Bence süreç oraya gidiyor Ceyhun. Çok net bir şekilde. Yani Avrupa Birliği'nin bir geleceği olmadığını çok yüksek sesle telaffuz ediyorlar. Yani siyasetçiler de telaffuz ediyor. Diyorlar. Avrupa Birliği yerine ulus devletlerden oluşan bir Avrupa fikri yükseliyor. Belki bu arkadaşların demin konuştuğumuz gibi faşizm yükseliyor, aşırı sağ yükseliyor demelerinin nedeni bu. Bu da bugünkü pozisyona göre böyle bir teklik yaratan, tek dil, işte tek para birimi, tek bilmem ne yaratan bir sisteme göre daha demokratik ve halkların daha da çıkarını olabilir. Gazeteciler arasında bu konu yükselen konulardan birisi. Siyasetçiler de bunu çok konuşuyor. Ve bence bunun için de çok beklemek durumunda kalmayacağız. Biz bir yandan Avrupa Birliği işte hala süreçleri devam ettiriyoruz ama ben açıkçası hiçbir inandırıcılığının kaldığını düşünmüyorum. Bir cazibe merkezi falan da değil Avrupa Birliği. Dolayısıyla daha yerel bağlaşıklıklar, yerel ilişkiler. Mesela İngiltere çıktı, yükünden kurtuldu Avrupa Birliği'nden ve ikili ilişkilere yönelebiliyor. Bence ülkelerin ilişkileri böyle düzelecek yani bu ikili ilişkiler sayesinde. Belki yükselen sağ Bulgaristan'ın, Bosna Hersek'in, Karadağ gibi ülkelerin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini baltalayabilir ama Türkiye için zaten böyle bir umudumuz hiçbir zaman olmadı. Ben inanmıyorum da böyle bir şey. Türkiye'yi de oyaladığını düşünüyorum. Pek çok konuda da burnunu hani konuşuyoruz ya, her işimize burnunuzu sokuyorsunuz de bu devletlerin uluslararası toplumun denetimine açık olup olmamakla ilgili bir konu değil. Bir norm koyuyorsunuz ortaya. Bu normların bizim için bir geçerliliği yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni bağlamıyorsa, başka yerleri bağlamıyorsa, yani bir genel kabul de söz konusu değil. Dolayısıyla keyfi olduğunu düşünüyorum, engelleyici de olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği rüyası bence Türkiye için artık çıkarlarına uygun bir perspektif değil. Sehven Bulgaristan'da, özür dilerim. Evet, az önce Bulgaristan'da Türkler kazandı, iyi oldu. Biz, yani kazandı diye bizim partiler yükselişe geçti. O daha aktif olmaları gerekiyor, evet. Daha fazla sandığa gitmeleri gerekiyor. Bunu da Türkiye'de yetkililer de takip ediyorlar. Onların evet. da sandığa gitmeye teşvik edilmesi lazım galiba. Şunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Yarın burası çok daha yoğun olacak. Gündem Hı-hı. çok daha hareketli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pedro Sanchez'le bir basın toplantısı olacak. O toplantı esnasında 15'e yakın anlaşmanın, farklı farklı alanlarda anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Elbette ekranlara gelecek. Orada olacağız biz de. Biz de gün boyunca takip edeceğiz. Bütün gelişmeleri de izleyicilerimize aktarmaya ve konuklarımızla da değerlendirmeye, yorumlamaya buradan İspanya'nın başkenti Madrid'den devam edeceğiz. Size de iyi yayınlar diliyoruz sevgili Tahir ve değerli misafir. Şu arkadaki ayıyı göstermesem size çok içim yanacak. Çok sevimli bir ayı var. Şöyle yürüyelim biraz. Bir de, panda, da, bir de panda var orada. Evet. Ayıyla veda edelim. Pandayı gördük, ayıyı da görmüş olduk. Evet, burası o Almudara Meydanı'nın önündeki yer. Evet, burada çok güzel bir panda var. Bunu da gösterelim bana arkada. Bunu gördük zaten. Evet, Madrid'den aktaracaklarımız bu kadar. Size iyi gezmeler, kolaylıklar diliyoruz. Yarın zira yoğun bir gün çok olacak. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyoruz. Banu Ene ve Melih Altun'a teşekkür edelim. Bu arada bir son dakika... Buyurun. Bir son dakika gelişmesini aktaralım. Tamam. Marmaris, Muğla Marmaris'te 74 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saatler 22.19'u gösterdiğinde AFAD duyurdu. Herhangi bir gelişme olursa detayları herhangi biz izleyicilerimize paylaşacağız. Herhangi sıkıntı olacağı, deprem büyüklüğü ve uzaklığına bakınca zannetmiyorum ki bir sıkıntı olsun. Allah büyüğünden korusun diyelim. Şimdi tamam. Melih Altınok güzel bir şey söyledi. Avrupa Birliği'nin inandırıcılığı kalmadı diye de ben Avrupa Birliği'nin hiç inandırıcılığı olduğunu görmedim ki, düşünmedim ki ama siyasiler, işte Tansu Çiller ne dedi? Parmağını uzattı, haydi Türkiye ileri dedi. Bir hayal gösterdi. Türkiye onun peşine koştu. O arada Gümrük Birliği yapıldı. Gümrük Birliği'nde çok ciddi kazıklar yedik. Mesut Yılmaz işte bu son tren, buranı atlayalım dedi. Trene binmesek perişan oluruz dedi. Mesele ortada. Şimdi bunlar konuşuluyor mu diyorsunuz? Türk başka bir şey konuşuluyor. Bakın. Bugün dikkatlerden kaçtı Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bir şeyi var, açıklaması var. Şunu diyor, kısaca alabilirsek. Biz çok kısa, biz diyor Afrika'da Çin'e karşı Türkiye ile birlikte hareket etmek zorundayız. Çünkü diyor onlar orada çok güçlü, bütün Afrika'da ve devam ediyor.
Herkes bağrına basıyor Türkiye diyor. Çünkü bir sömürgeci geçmişleri yok Türklerin. Biz de onların peşine takılmak zorundayız. Ticari çıkarlardan dolayı. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Ve bir şey gibi, daha söyleyeyim. Borcumuz yok. Yıllar önce Azerbaycan'ın milli şairi, Allah rahmet eylesin, Bahtiyar Vahapzade 90'lı yıllarda bana şunu demişti. Ya şu Avrupa'nın peşine kuyruk olacağınıza bizim önümüze gelin de baş olun da bir şeyler yapalım. Şimdi dünya o noktaya, Türkiye o noktaya doğru gidiyor. Peki. Gözler tabii Avrupa'da ama Türkiye hem doğuda hem batıda hem Orta Doğu'da hem Afrika'da her yerde masada ve sahada varlığını gösteriyor. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız.